Merhaba, bu videoda hal sensörlerini inceleyeceğiz. Önce sizlere hal sensörleriyle ilgili teknik bilgi verdikten sonra peşinden hal sensörleriyle ilgili yaptığım deneme ve ölçümleri sizlerle paylaşacağım. Hal sensörleri hal etkisi prensibine göre çalışırlar. Peki hal etkisi nedir? Bir iletkende akım meydana getiren elektronlar, elektronların hareket yönüyle paralel olmayan manyetik alana maruz kalırsa, elektronlar kendilerini etkileyen Lorentz kuvvetiyle doğrusal olan yollarını iletkenin bir yüzüne doğru eğeceklerdir. Bu yüzde artan elektron yoğunluğu diğer yüzde proton yoğunluğunun artmasına neden olacaktır. Aslında bu yük farkı bir gerilim farkı olacaktır. Hal elemanının üzerinden akım geçirilmeye devam ettiği sürece diğer iki uçta sabit bir potansiyel fark oluşacaktır. Hal etkisi 1879'da Edwin Hall tarafından keşfedilmiştir. Hal sensörlerini sınıflandıracak olursak dijital hal sensörleri ve analog lineer hal sensörleri olarak temelde ikiye ayırabiliriz. Yine dijitalleri de kendi içerisinde bipolar ve unipolar olarak ikiye ayırabiliriz. Bipolar hal sensörleri S kutbu etkisinde çıkış verir, S kutbu etkisi ortadan kalktıktan sonra çıkış vermeyi sürdürür, N kutbu altında çıkış vermez. S kutbu ile çıkış vermiş ise çıkışı kesmek için N kutbu etkisi altına girmelidir. Ya da tam tersi N kutbu altında çıkış verir, çıkış vermeyi sürdürür, S kutbu geldiğinde çıkışı keser ve bir daha N kutbu verilene kadar çıkış vermez. Unipolarlarda ise N ya da S kutbu altında manyetik alana maruz kaldığı müddetçe çıkış verir, manyetik alanın etkisi kalkınca çıkışı keserler. Analog lineerlerde ise uygulanan manyetik alana göre çıkışlarında bir gerilim verirler. Bu orta gerilim seviyesinde alt-üst şeklinde olabilir, lineer olabilir. Bununla ilgili denemeleri biraz sonra göreceksiniz. Şimdi bipolar US 1881. Bununla ilgili denemeler yaptım. Bunun data sheetinden aldığım bilgilere bakalım. Bacak bağlantıları. Bu hem bacak bağlantılı olabilir hem de SMD olarak olabilir. Hal elemanlarının hemen hemen hepsi hem bacak bağlantılı hem SMD olarak üretilmekte. Bir VDD. Ben şu bacak bağlantılıyı kullandım. Bir VDD. Kaynak geriliminin artısı 2 GND ve 3 out olarak bacak bağlantısı var. Burada en düşük 3.5 voltla 28 volt arasında çalışıyor. 28 volt uyguladığınızda 28 volt çıkış gerilimini size verebiliyor ve çıkışından da 50 mA akım çekebiliyorsunuz. İç yapısı şu şekilde. Bir tane VDD'nin hemen girişinde voltaj regülatörü var. Hal elemanının kendisi var. Daha sonra bir op-amp var. Op-amp'tan sonra bir shift trigger var. Shift trigger'dan sonra bir tane burada anahtarlama elemanı var. FET olabilir, MOSFET olabilir. Neyse. Teknolojisi neyse. Bunun denemelerini nasıl yaptım ben? VDD ile out arasına bir 10K'lık direnç bağladım. 6 voltta deneme yaptım. Ve out'a burada ölçü aletimin bir ucunu bağladım. GND'ye diğer ucunu bağladım ve manyetik alan uyguladım. Şimdi burada bir shift trigger diye bir şey var. Bu ne? Shift trigger bir line, bir base point ya da bir band genişliğinin altındaki değerlere çıkış vermeyen, üstündeki değerlere çıkış veren ne diyelim bir elektronik eleman. Şurada bir şekil var. Analog bir gerilim var shift trigger'ın girişinde ve bir band var. Kırmızı ve yeşil arasında bir band var. Örneğin burada kırmızı değer yükseldiğinde kırmızı banttayken çıkış veriyor. Daha sonra değer yeşil banta ya da yeşil çizgiye düşene kadar çıkışı sürdürüyor. Bu şekilde burada bir histeresis ya da ne diyeyim bir band genişliği verilmiş ya da tek line olabilir. Örneğin 2.5 voltun üstünde çıkış verir, altında vermez ya da burada bir band olabilir. 2'nin altında vermez, 3'ün üstünde verir şeklinde. Burada yine katalogda diyor ki eğer diyor bunun diyor yazı yazan yüzüne, etiketli yüzüne kuzey kutbunu mıknatısın kuzey kutbunu getirirseniz diyor çıkış verir diyor. Eğer diyor çıkışı sürdürür tabii çektikten sonra güney kutbunu getirirseniz diyor mıknatısın diyor low verir çıkışı keser diyor. Bu bipolar hal sensörünün ya da hal elemanının çalışması bu. Bu ara bunu sensör olarak nitelendiriyoruz. Çünkü hal elemanının kendisi şu içeride bir parça ve buna işte voltaj regülatörü, op-amp, shift trigger ya da anahtarlama elemanı olduğu için bu bir tümleşik devre sensör olarak da geçiyor. Bu hal sensörü olarak da geçiyor. AN3141, AN3144 var. Bunlar
unipolar hal elemanları ya da hal sensörleri. Unipolar hal elemanları neydi? Manyetik alan olduğu sürece dijital çıkış veriyor. Manyetik alanı kestiğinizde N olabilir ya da S olabilir çıkışını kesiyordu. Yine burada hal elemanı var. O pump var, shift trigger var. Bir tane de anahtarlama elemanı var. Diyor ki 4,5-24 volt arasında besleyebilirsiniz diyor. Open collector çıkışından da 25 mA akım alabilirsiniz diyor. İşte 1 VDD, VCC, 2 şase, 3 output olacak şekilde. Yine analog UNG 3503 var. Bu analog çıkış veriyor. İşte 1 VCC, 2 GND, 3 output. Bunun tipik besleme gerilimleri 4,5-6 volt arasında. Burada işte bana diyor ki 0 Gauss varsa diyor vereceğim çıkış bunlar diyor. Yani herhangi manyetik alana maruz kalmamışsa 6 volt vermişsek 2,75 volt ben sana çıkış veririm diyor. Aşağıda da duyarlılığını vermiş. Yani 0 ile işte 900 Gauss arasında işte her Gauss'ta volt olarak çıkışın artım değerini vermiş. Şimdi buradaki iç yapısına bakacak olursanız burada shift trigger yok. Shift trigger olmadığı için de ben bunun zaten analog bir hal sensörü olduğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Şurada grafiği inceleyelim. Burada sıcaklıkla etkileniyor. 25 santigrat dereceden sonra işte gerilim değerleri oynamaya başlıyor. Asıl bu elemanların çalışma sıcaklığı 25 santigrat derece olarak kataloglarda geçiyor. Örneğin VCC olarak 5 volt vermişsem herhangi bir manyetik alana maruz değilse şura 3, bura 2,5, 2.55 volt gibi çıkışından sen bir gerilim alırsın diyor. Eğer diyor 500 Gauss verirsen diyor buna diyor. Alacağında diyor şura 3'ün biraz üstü 3.2 volt civarında bir gerilim veririm ben diyor. Bu sefer eksi olarak 500 Gauss uyguladığında diyor şura 2, işte hemen hemen 2'nin üstünde 2 volt gerilim veririm diyor. Bu grafiğinde anlamı bu. Peki hal sensörleri nerede kullanılır? Hareket algılamak için birçok yerde kullanılır aslında hal sensörleri. Mesela basit flow metrelerde, akış ölçerlerde içerisinde bir çark var. Çarkın işte uçlarında mıknatıs, bir ya da birden fazla mıknatıs var ve sabit kısmında işte bir tane hal elemanı var. Bu çarklar döndükçe bana buradan sinyal verir, çıkış sinyali verir. Başka nerede kullanılır? Mesela bizim pneumatik hidrolik silindirlerimizin işte dışarıda mı içeride mi olduğunu algılamak için silindirlerin üstüne ben burada hal sensörleri takarım ve silindirin içerisindeki buradaki disk kenarları mıknatıslıdır. Yani dönse de aslında o mıknatıs her tarafında olduğu için diskin tüm dış çeperinde olduğu için dışarıdaki hal elemanı işte içeride ise 2 işte dışarıda ise şuradaki 3 nolu hal elemanı buradaki silindirin içeride mi ya da dışarıda mı olduğunu algılar. Fırçasız doğru akım motorlarında da hal sensörleri kullanılır. Burada mesela bir fırçasız doğru akım motoru var. Aslında sabit kısımdaki burada sargılar. Bunun dışarısında dönen bir rotor var. Rotor yüzeyi mıknatıslardan oluşuyor. N ve S kutuplarından oluşuyor. Burada yine sabit PCB'nin üstünde şey var. Hal elemanları var. Rotor döndükçe rotorun N ya da S kutupları buradaki hal elemanlarını etkiliyor. Buradan rotorun konumunu çıkarıyor ve bir sonra şuradaki bobinlerden hangisine enerji vermesi gerekiyorsa o bobine enerji veriyor. O bobin kutup oluşturduğunda rotor kutbu o bobine doğru hareket ediyor. Burada yine rotor kutbuna göre anahtarlama sırasını belirlemede kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim, çözünürlüğü düşük olan enkoderlerde de yine hal elemanı kullanılabilir. Yine en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de araç teknolojilerinde. Burada tekere bağlı bir tane çıkıntılı disk var ve aracın sabit yerinde bir tane sensörümüz var. Buradan aracın tekerlek hareket bilgisini ne yapıyoruz? Bu sensör sayesinde aracın beyin kısmını alabiliyoruz. ABS'de işte fren yaptığı tekerleğin de ne kadar döndüğünü, dönüp dönmediğini ya da araçlarda bazı özellikler var. Tekerleklerden bir tanesi örneğin ıslak zemine geldi ya da işte mıcırlı zemine geldi fazla dönüyor. Öbürü yol tutuşu da daha fazla oluyor. İşte tekerlere aktarılan güç farklı oluyor gibi. Araç içerisindeki bazı sistemlerde ne yapılıyor? Burada da hal elemanı kullanılıyor. Diyeceksiniz şu disk mıknatıs mı? Disk mıknatıs değil. Disk normal bildiğiniz demir disk. Ama buradaki sensörün içerisinde bir tane mıknatıs var. Ve çıkıntı geldiği zaman mıknatısı kendine çekiyor. İçerideki hal elemanı tetikleniyor. Bu şekilde aslında birçok yerde hal elemanlı sensörler kullanılıyor. Videonun bundan sonraki kısmında ne olacak? Hal elemanı ile ilgili bazı denemeler yapacağım. Yapmış olduğum bu denemelerde bazı ölçümler alacağım ve akım sensörüyle ilgili denemeler yapacağım. Orada da akım sensörünün ne olduğunu göreceğiz. Şimdi uygulamalarla videoma devam ediyorum. Şimdi elimde UC1881 hal elemanı var. Bu hal elemanı bipolar bir hal elemanı. Yani tıkır tıkır deneyi yaparım dedim ama bir saattir beni uğraştırıyor. Şimdi
ne bu? Kutbun birini gördüğü zaman çıkış verecek, diğer kutbu gördüğü zaman çıkışı kesecek. Yani diğer kutup gelene kadar çıkışı sürdürecek, diğer kutup geldiğinde çıkışı kesecek, çıkışı kesik devam edecek, öbür kutup geldiğinde yine çıkış verecek bu şekilde. Şimdi denemeler yapıyorum. Elimde bir mıknatıs var. Bak çıkış veriyor, kesiyor. Bak çıkışı verdi. Şimdi çektiğim zaman çıkış sürdürmesi lazım, sürdürmüyor. Şimdi çıkış vermedi. Bu bağlantıları 50 kere denedim, bordu değiştirdim. Çok uğraştırdı beni. Çıkış verdi, çıkışı kesmemesi lazım, kesmiyor. Öbür kutup geldiğinde çıkışı kesmesi lazım, kesti. Çıkış vermemesi lazım. Şimdi çıkış vermesi lazım. Çıkış vermedi. Tek mıknatısla deneyeceğim. Bir kutbu getirdim. Çıkış yok. Üzerinde hareket ettirdiğim zaman bile veriyor, kesiyor. Şu anda çıkışı vermiyor. Tek mıknatısla. Şu anda bak çıkış verdi, kesti. Üstünde hareket ettiriyorum. Demin de çıkışı kesemiyordum. Şimdi çıkış vermiyor. Çıkış verdi. Çektiğimde kesmemesi lazım. Kesmedi. Mıknatısın öbürü kesti. Şimdi niye gidiyor geliyor? Ondan bahsedeyim. Şu mesela çıkış var mı? Bak üstüne gezdirirken çıkışı kesiyor, veriyor. Şimdi sıkıntı ne? Bununla ilgili videolara bakarken Hintli bir abinin lıgır lıgır anlattığı bir deney vardı. Yine o da bipolar transistörü anlatıyor. Yaklaştırıyordu, veriyordu. Öbür tarafı kutbu çeviriyordu, kesiyordu. Sıkıntı şu. UC1881'den mi kaynaklanıyor? Yoksa bununla ilgili hani tam olmayan bir şeyler mi var? Bazı sıkıntılar mı var? Bilmiyorum. Ya da benim mıknatısım çok mu kuvvetli geliyor? Açıkçası bilmiyorum. Yani bayağı bir uğraştırdı. Mıknatısı üstünde gezdirdiğim zaman bile bazen kesiyor, veriyor. Bu tarafta mesela kesmesi lazım. Kesti, geri verdi. Hareket ettirdiğimde. Şimdi bu ne? Bu bizim buzdolaplarında kullandığımız mıknatıs. Şimdi 200'den, bunun bu yüzünün mıknatıslık çok iyi değildir. Tek yüz tutar bu. Bak bu yüz tutmaz. Şimdi bununla deneme yapacağım. Bak bu yüzden yaklaştırdım. Kesti. Kesti. Şu anda kesti. Bu yüzden yaklaştırıyorum. Bakın çıkış verdi. Çektim. Çıkışı sürdürüyor. Bu yüzden yaklaştırıyorum. Kesmesi lazım. Kesti. Bu yüzden yaklaştırıyorum. Çıkış verdi. Sıkıntı şu arkadaş. Benim burada nereye gitti onlar? Kullandığım mıknatıslar. Ana 2 dakikada mıknatıs kayboldu. Bir şeyler yapışıyor gidiyor. Demin kullanmış o. Şuradalar. Bir yerlere yapışıp gidiyorlar dedim ya. Şimdi bu mıknatısları yaklaştırdığımda bunun manyetik alanı çok kuvvetli geliyor. N ve S yoğun bir şekilde burada kesişim noktaları yapıyor manyetik alan olarak. Yaklaştırırken elim en ufak bir kaymasında bu sefer öbür kutbu algılıyor. Öbür kutbu algılıyor. Mesela geliyor çıkış verdirirken bak çıkış verdi, elimi hareket ettirdim. Kesti, elimi hareket ettirirken diğer kutbun etkisi altına giriyor. Çok yoğun, kuvvetli mıknatıs bu. Çok kuvvetli mıknatıs olunca elimin hareketi sırasında, çekme sırasında ya da yaklaştırma sırasında diğer kutbun da etkisi altında kalıyor. Yani diğer yoğun olduğu için, kuvvetli olduğu için küçük bir manyetik alan bile kendisine ulaşsa işte çıkışı kesiyor, kesikse çıkış veriyor. Bu yoğun geldi. Dediğim gibi Hintli arkadaşın yaptığı deneyde yaklaştırıyordu, takır takır çalışıyordu ama bu beni bayağı bir uğraştırdı. Bipolar mı? Evet bipolar. Ama manyetik akı çok yoğun geldiği zaman diğer kutbun kaçak akılarından
tekrar algılama yapıyor. Şu çok zayıf bir mıknatıs. Bununla bile sıkıntılar yaşıyoruz. Bak demin yaptım, şimdi olmuyor. Kes. Üstünde şu hareketim sırasında bile veriyor, kesiyor çıkışı yani. Bak kesti. Bir daha bir deneyeyim artık ya. Aha. Şu anda çıkış kesik. Bu taraftan yaklaştırdığımda çıkış verecek. Verdi. Evet, bipolar. Bak şimdi çıkış kesti. Ama yaklaştırdığım mıknatısın diğer kutbunun kaçak akıllarından dehşet etkileniyor ve bayağı da bir uğraştırdı. Bu buna ait yani, US-1881 serisine ait olmayabilir. Bunda bir sıkıntı olabilir. Emin değilim, daha önce çalışmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bipolar 3 aşağı 5 yukarı çalışma mantığını anlattınız. İstediğim çalışmayı bunda ben yakalayamadım. Diğer bipolar hal elemanlarını da bulmam çok zor, internette bile yok. Ama dediğim gibi diğer kutbun kaçak akıllarından çok fazla etkileniyor. Üstünde en ufak bir harekette diğer kaçak akılları algıladığı için iletimden kesime, kesimden iletime geçebiliyor. Ama bipolar hal elemanının nasıl çalıştığını umarım anlamışsınızdır. Bu KY003'ün üstündeki hal elemanı bu. Dişler çıkış veriyor bu. Yaklaştırayım mıknatısı. Bakın buradan algıladı. Az önce US-1881'de yaşadığım sıkıntı da buydu. Yani mıknatıs kuvvetli olunca mıknatısın kaçak akılları, öbür kutbun kaçak akılları etkiliyor. İşte zayıf mıknatısta anca bir şeyler yakalamıştım. Bakın bu kutbu yaklaştırdığımda LED'i de yanıyor. Ölçü aleti şöyle tutayım. Çıkış veriyor. Bu kutupta bu. Çevirdim. Diğer kutubu yaklaştırıyorum. Diğer kutupta bakın çıkış vermedi. Bu yüzü. Ama diğer yüzü şöyle çevirirsem bu kutupta çıkış veriyor. Bu yüzde öbür yüzün çıkış verdiği kutupta çıkış vermiyor. Bakın. Kutbu aynı tutayım. Bak bu yüz çıkış veriyor burada. Bu yüz vermiyor. Diğer yüzde mıknatısın diğer kutbunda çıkış veriyor bu. Bu da burada çıkış vermiyor. Şimdi bu sağdan soldan biraz açılı yaklaşıp denemeler yapalım. Ölçü aleti önemli değil. Nasıl olsa LED'i görüyorsunuz. Bak. Buradan algıladı. Hala algılıyor. Burada kesti. Yan yüzey dik gelsin. Dik de algılıyor. Buradan kesti. Yani şu yüz bu kutba duyarlı. Açılı olarak gelse de duyarlı. Diğer arka yüzü ise diğer kutba duyarlı. Bunda ne yapacak? Ona bakalım. Bakın zayıflığını görüyorsunuz mıknatısın. Bak şimdi. NS burada şu şekilde. Yukarısı N'si, aşağısı S. Bak yukarıdan geldi. Aşağı kutbun alanını görünce çıkış verdi. Burada da çevirdim. Çıkış verdi. Bunda da mıknatıs NS aşağı yukarı şu şekilde. KY003'ün üstündeki dijital çıkış veren hal elemanı da bu şekilde. KY024 bu. KY04'ün üzerinde iki tane çıkış var. Çıkışlardan bir tanesi şu dijital, bu sol taraftaki ise analog çıkış veriyor. Şimdi 6 voltla besliyorum, 3 volt verdi. Denemeleri yapalım. Mıknatısın bu yüzünü yaklaştırıyorum. Şöyle. Gerilimde bir değişiklik olmadı bu yüzde. Ters çevirdim mıknatısı. Mıknatısı yaklaştıkça sıfıra doğru ne yaptı? Gerilimi kıstı. Uzaklaştırdım. 3'e geldi. Yaklaştırdım. 0.68'e kadar düşürdü 3'ü. Ama bu yüzde herhangi bir şey yok. Demek ki bu taraf bu yüzde duyarlı. Yaklaştırıyorum. Bu yüzde diğer kutupun gerilimini aşağı doğru ne yapıyor? Düşürüyor.
Bir de bunu deneyelim. Şimdi burada 3 voltu 0.68, normalde teorik olarak o 0, 0.3 arasında 6 volttu, gerilimin yarısı 3 volt, 0.3 arasında düşürüyor ama bu üzerindeki hal elemanı böyle. Diğer bazı hal elemanları şimdi yaklaştırdım. Bu yüzey 0.3 arasında oynuyorsa bu yüzeyde, şu duyarsız olduğumuz diğer yüzeyde 3-6 arasında gerilimi değiştiriyor analog çıkış verenler. Ama bunun üstündeki çok çeşitli hal elemanı var. Onlardan değil, sadece her bir yüzey bir kutba duyarlı. İşte ne diyelim, 0.68 teoride 0 VDD bölü 2 arasında gerilim değiştiriyor. Bu hal elemanını brushless DC, eski büyük disketler vardı ya, disket sürücüler. Onların içerisinde brushless, fırçasız doğru akım motorları vardı. Onların içerisinde hal elemanları vardı. Hatta işte fırçasız doğru akım motoru ile ilgili bir videoda da onları ben size göstermiştim. Geçen Gürsel abiye gittiğimde, abi sök bakayım bunlar neymiş, belki deneyini yapabilir miyim demiştim. Gürsel abi sağ olsun bunları söktü. Ondan sonra şimdi Hüseyin hocam da uçlarını lehimledi. Üstünde herhangi bir etiket yok. Sadece görsellerden arattım. Tabii çok eski bir ürün bu. Hani oradaki motorun, fırçasız doğru akım motorunun bile işte şeyi yok şu anda. Yani doğru düzgün resmi yok, kullanıldığı bir yer yok. İşte tahmini olarak birinci bacak VCC, üçüncü bacak eksi VCC, ikinci bacak ölçüm için artı, dördüncü bacak ölçüm için eksi olduğunu tahmin ederek bir bağlantı yaptım. 6 volt doğru akım veriyorum şu anda. Bir şeyler elde ettim. Şimdi yaklaşayım yine mıknatısa, 0.1 volt çıkış veriyor. Mıknatısa yaklaştığımda 0.27, 0.1 arasında değişiyor. Tabi bu gerçek hal elemanı ise, hatta şöyle milivolt mertebesini alalım. 2'ye mi alayım? 2'ye alayım. Bu eğer gerçek hal elemanı ise, bunun çıkışında bir op-amp olmadığı için milivoltlar mertebesinde bana gerilim verecek. Ama dediğim gibi etiket bilgisini bilmiyorum. Bu ne bilmiyorum. Hal elemanının kendisi mi, çıkışta sadece bir op-amp mı var bilmiyorum. Ama mesela yaklaştırdığımda 0.5 voltlara kadar çıkıyor. Arka taraftan yaklaştırayım aynı kutup yüzeyini. 3 aşağı 5 yukarı aynı gerilim seviyeleri, değiştirdim. Yaklaştırdığımda, evet. Eğer bu hal elemanıysa, orta uçlu kaynak kullanmadığım için bunu görmem gayet normal. Alternatif akım manyetik alandaki deneyleri nasıl yapıyorum? Burada daha önceden tanıdığınız bir nüve var. Enlik çift dirençte yazı TMK'da kullandım. Bu nüve açılabiliyor. Çok fazla gürültü yapmasın diye de düşük bir gerilim verdim buna. Bunun arasını açıyorum ve hal elemanlarını bunun arasına, nerede bu, yerleştirip tek tek bunların osiloskop çıkışlarına bakıyorum. Deneylerin tamamında hal elemanlarının beslemesini pillerle yaptım. Nedeni de parazit almasın diye. Çünkü çok temiz bir alternatif akımım yok benim atölyede. Harmoniklerim var. Doğru akımla yaptım. Ve burada osiloskopla da bunun çıkış grafiklerine baktım. Yani deneyi bu nüveyle yaptım. Bu KY003'ün alternatif akım verilmiş nüve arasındaki osiloskop çıkışı, zaten bu dijital çıkış veriyordu. Dijital çıkış verdiği için de manyetik alan kuvvetlendiğinde 1, manyetik alanın zayıf olduğu noktalarda da 0 veriyor. Yani 0.1 çıkış veriyor. Beklediğim bir şeydi. Bu KY24'ün alternatif akım verilmiş nüve arasındaki analog bacağından aldığım çıkış zaten tek taraflı bir elemandı. Ve alternatif akım sinüsoidi olduğu için de analog olarak o sinüsoidalı tek taraflı olduğu için tek taraflı veriyor. Bu da beklediğim bir çıkıştı. Bu ise bipolar hal elemanının alternatif akım verilmiş nüve arasındaki
çıkışı. Bu zaten bipolar'da yine KY003 gibi 0-1 çıkış vermesini bekliyordum. Ama nedenini bilmiyorum. Üzerinde ciddi dalgacıklar var. Ciddi bir şey var. Harmonik var ama nedenini bilmiyorum. Ama ana dalgam belli. 50-51 Hz. Yani ana dalga harmonik değil, şu anda beklediğim çıkışta verdi. Bu fırçasız DC motordan söktüğümüz hal elemanı. Bundan zaten çok düşük çıkış gerilimleri almıştık. Şu anda 5 mV'da. Acaba hani üstündeki muhtemelen o dalgacıklanmalar içerisinde harmonikler de vardır ama bunun tamamı harmonik mi ki diye düşünüyorum. Şimdi nüve arasından çıkaracağım. Nüve arasından çıkarttığım zaman elimde kalan muhtemelen harmonik. Ama şu anda nüve arasına taktım geri. Ama iki yönlü olarak bana alternatif akımı gösteriyor. Muhtemelen bu hal elemanının kendisi. Yani daha ne olduğunu çözemedim. Üstünde etiket metiket hiçbir şey yok. Değer yok. Ama çok ciddi bir parazit var üstünde ölçümün. Tamam, parazit mi diyorum? Hayır, nüve arasından çıkarttım. Şimdi geri takıyorum. Ve iki yönlü olarak bana manyetik alanı veriyor. Aynı akım sensöründe olduğu gibi. Şimdi bunlar akımın takip eden manyetik nüvelerdir. Elektrik kablosu böyle geçer, böyle geçer, böyle geçer. Bunun içini görebilmek için şöyle bu vidalarını sökmemiz gerekecek. Söktük. 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 Toroidler. Ferit nüve atmış adam. E işte ferit nüveler. Burası kesik. Manyetik direnç yarık mı atmış oluşturmak yani için. Tamam. Onlara da manyetik direncin yoluna onlar. Bizim hal elemanları giriyor. Hal elemanların üzerine bunlar bantla bant yapıştırmışlar. Öyle eleman görünüyor içinde. Bakayım. Aa, tamam. Gördüm abi. Herhangi bir mekanik titreşimden dolayı elemana zarar onlar gelmesin. Onlar hal elemanları diye şuradaki yarıkların içine girecek. Aynen, doğrudur. Tamam. Toroidin şimdi içinde elektrik akımı ortadan geçince manyetik alan çizgileri oluşuyor. Manyetik alan çizgileri de toroid kesik yoksa toroidde normal bizim trafomuz, o da bir manyetik devre. Manyetik devrenin manyetik akısını oluşturan nedir? Onun üzerinden geçen bobindir. Bobinden ne akar? Akım akar. Peki demek ki nedir? Manyetik toroidin içinden, nüvenin içinden geçen manyetik alanın şiddeti bizim dışarıdan uyguladığımız elektrik şiddetiyle doğru orantılıdır. Tamam. Dolayısıyla şimdi şurada bunun bir kodu var Gürsel abi. He, bunun kodu, bu kodunu şirketi buldum. Japonlara. Şirkete ben de baktım. Eski ürün olduğu için bunun kodu şu an mevcut. Bunun PDF dokümanı yok. PDF'ini ben de bulamadım. Yok. Adamlara dedim ki yani bunu öğrencilerle deney yapacağız. Bunun dedim bacak bağlantısı falan değerleriyle ilgili bana bir doküman gönderin. Japon'un verdiği cevap, bu çok eski bir ürün. Bununla ilgili teknik şey sunamayız size. Bilgi sunamayız. Ya dedim ki ya öğrencilerle deney yapacağız. Yani işlemişle kullanmayacağım. Dedim ki bunun uçlarını bulsa dedim Gürsel abi bulur dedim. Şimdi istedin de bana deseydin ya böyle bu deney için hazırlıklı ol, bana bir akım trafosu bul. LEM trafolar var. Hı-hı. LEM firmasının. LEM. Bunları büyük ölçülü sürücülerde, yani 22 kW, 30 kW sürücülerde kullanıyorduk. Onlardan bir tane ya da iki tane ayarlayabilip
deneyini yapabilirdik diye düşünüyorum. Abi gerekirse onu da sonra yaparız. Dert değil. Şimdi, maksat bunun uçlarını bulup bir akım grafiği görebilmek. Tamam. Şimdi sence uçları ne? Burada iki tane... Şuradan alayım. Dur görüntüyü. İki tane işlem kuvvetlendirici vardır. Hı. İki tane işlem kuvvetlendirici vardır. Bunlar nedir? 45-70 galiba. Evet 45-70. Maşallah ne göz var ya. Göz denir buna. Burada bu iki işlem kuvvetlendirici bir kılıfta. Burası da bir numarası. Entegrenin bir numarası 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genelde bunun 8 numarasına 4 numarası beslemedir. Tamam onu takip edeceğim. 4 numarası şase hattına göre şeydir. 4 numarası şase hattına. Zaten iki tane var çünkü ortadaki boş. İki tane akımı ölçmüşler. İki tane de o pump atmış adam. Eviren ve evirmeyen girişleri var. Evirmeyen giriş, eviren gibi giriş ve çıkışı. Hı hı. Ve çıkışı. Bir tane artı besleme ucu var. Bir tane de eksi besleme ucu var. Ama bu besleme neye göre? Müşterek hatta göre, şase hatta göre, hı hı. 0 volt hattına göre ne yapıyoruz? Artı, eksi, yani 3-15 volta kadar şase hattına bağlanıyor. Hı hı. Buradan da eksi, artı. Orta uçlu güç kaynağı var orada. Ve orta uçlu bir tane güç kaynağı oluşuyor. Dolayısıyla o yolu takip edip uçları oradan çözmeye başlayacağım. Bunun artı ucu 8 numaradır. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam bu entegreye internetten bakmıştım PDF'sine. Hı-hı. Ama geçmiştedir. Bu da 4 numaradır. Hı-hı. Eksi ucu da 4 numaradır. Dolayısıyla ben de öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla bizim yapmamız, izlememiz gereken yol ölçme aletini açtık. Ne yapmamız gerekiyor? 4 numarayı bulduk. 4 numarayı bulduk. 4 numara hangi uca geleceğine baktık. Yani tamam. Sağdan sola doğru ilk numara. 4 eksi. Evet. Bunu da işaretlememiz gerekiyor. Slim uçla yapalım. Eksi. Tamam. Ondan sonra 8 numara ne demiştik? Artı. Demiştim. Artı. 8 numara da buraya geldi. 8 numara da buraya geldi. Demek ki bu da artı ucu. Şimdi dikkat et. Diyelim. Şurada bir tane daha, şunlardan bir tane daha işlem kuvvetlendirici yeri varmış. Çevre elemanların yeri de boşta şu an. Hı. Bu devre kullanılmamış çünkü 3 fazlı sistemi akımların çektiği hesaplanıp orta fazdan da ne kadar akım çekileceği zaten bizim trifaze yüklerde belli. İyi kötü. Dengeli yük olduğu için matematiksel modeliyle halletmiş. Aynen. Üçgen de bağlasan, yıldız da bağlasan doğaldır. Şimdi bunun çıkışlarını hatırlamıyorum hangileri ama bunun çıkışları şu ve şu olması gerektiğini düşünüyorum. Şu uç ve şu uç. 1 genelde çıkıştır. Ya da 7. Araya başka eleman koymuş olabilir mi? Yani 741'i düşüneceğiz. Tamam. 741'de eviren giriş 2 numaradır. Evirmeyen giriş 3 numaradır. Çıkış 6 numaradır. Hı hı.
Ama bu çift işlem kuvvetlendirici olduğu için 97 miydi? Bulgarca mı Rusça mı onlar? Yok, hiç fark etmez ki. Aynı mı ikisi de? Evet, Zanzibarca olsa hiç fark etmez. Teknik adama çözeriz. 158-117. 1-7 çıkışlar. Çıkışlar 1 ve 7. %10 üzerinden geçiyor. Çıkış 1. Çıkış 1. Ondan sonra bu da çıkış 2 olsa gerek. Çıkış 2. Bunun bir numarasından. Böyle kaldıralım. Çıkış 2. Çıkış 2. Bu da çıkış 3. Türk boş büyük bırakmış ihtimal. Ama orası boş. Şimdi bunu derleyip toplayacağız, deneyeceğiz. Gürsel abi, bu ne çayıydı? Hibiskus. Hibiskus. Bak, senin çayın soğudu. Bir çay molası verelim. Ondan sonra... Besleme ucunu ve eksi besleme ucunu. Outları. Birinci kanal çıkış ucunu, ikinci kanal çıkış ucunu tespit ettiğimizde bir eksiklik vardı. Müşterek hattı, şase hattına işaretlememiştik. Onu da bu şekilde işaretliyoruz. O da bizim şu hattımızdır. Tamam. Şimdi kablolarımızı diziyoruz. Kahverengi, mavi eksi, kahverengi artı, yeşili müşterek hattı olarak OV derler bazıları, bazıları nötr der. O şekilde bırakalım. Bu kırmızıyı kullanmıyoruz. Sarı ile turuncuyu çıkışlara verelim. Çıkışlara verdik. Bağladık. Yeşil ucunu da buraya bağladık. Şimdi ekstradan bir güç kaynağı artı eksi ihtiyacımız olan olacak. Artı eksi 15 volt. Evet abi, sendeyiz. Güç kaynağımız 230 abi, volt girişi var. Bunları? 2 çarpı 15 volt çıkışı, 100 yazdığına bakma, bunlar iki tane paralel bağlı olduğu için 200 miliamper çıkış veriyor. Tamam. Müşterek hattı iki tane, iki tane artı uç, iki tane de eksi uç. Abi nereden buluyorsun bunları? Elektrik anahtarına bastığımızda 15 volt. Evet. Eksi 15 volt. Evet. Artı 15 volt. Kim bilir bunu nereden buldun, yaptın, ettin, bu hale getirdin abi? Bu hurdalıklardan. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum hurdalığı abi ya. Şimdi bu eksi bizi bağlıyoruz. Tornavidamı al. Al bakalım abi tornavidamı. Tornavidamı alayım. Hayalim böyle bir oda, biliyor musun? Vardı bir odam. Kedileri koydum, dağıttım odayı. Eksi. Yeşilimiz. Orta koç. Kahverengimiz. Artı uç. Çay da iyi gitti ha vallahi. Burada kırmızıyı kullanmamışık.
Şimdi elektriği vereceğiz. Duman çıkmazsa devam edeceğiz çalışmaya, değil mi? Çıkmaz mı? Bir tane kanaldan elektriğimizi verelim. Uzun kablo arıyoruz şimdi. Kablo şartlara uygun değil ama o kadar kusur kadı kızında da varmış. Kontrol altında. Deneme açısından bunu... Ben bir de bu kablolarla ilgili video hazırlayacağım ha. Hala TTR diyorlar, bir ENYAF diyorlar, bilmem ne diyorlar. Kabloları ben tanımıyorum, benim mesleğimin dışında. Kablo gerektiğinde bir uçtan i̇ki, çıktı. İki tur attırdın oraya. İki tur attırdın. Akımımız düşük olacağını düşünerek de 12 voltta bir onda 7 amper akım çekecek lamba. Onun gücü 21 watt'tır. Evet, 21 watt otomobil lambası. Dolayısıyla benim de buraya bağlanmam gerekecek. Bunu da bu şekilde bağlanırım. Makaronlarım da eski kullanılmış. Gidip bobinacıdan yeni alabilirim. Ya hadi geldi vereyim. Ya ne yapayım onu alıp da, bana lazım değil. İşimi lazım olunca tamam, gelip isterim. Sen kullanıyorsun bunu, ben bunu bu eskiyi de kullanabilirim kendi deneylerim için. Kime gittin? Ahmet'e mi Mehmet'e mi gittin? Ya hepsi de diyor. Tamam, devremiz çalıştı. Şimdi ostaskopu bağlayacağız. Şimdi şartı bitmemişse. Sen hastasıyım bu ostaskopun abi. Ben elimde dandik dandik şeylerle. Onu açalım. Oo, ondan bende var bak. Onda sıkıntı ne biliyor musun? Zamanı mamanı yakalayamıyorsun. Yakalıyorsun ya. Bir de çok hızlı gidiyor. Yakalıyorsun. Osiloskopumu açtık. Yalnız bunun müşterek hattına bağlanabilmemiz için şuraya bir ekstra müşterek hattına bir ekstra uç takmamız gerekecek. Osiloskop probu için mi? Evet, osiloskop probunun müşterek ucu için. Şimdi devremiz tamam. Bakalım ne göreceğiz. Yükümüzün bir ucu trafodan geçti. Fazladan bir spir yaptım. O yükün düşük olacağını düşünerekten ikinci spiri attım. Tamam. Anahtara bastık. Lamba yandı. Şimdi bakıyoruz hangi çıkıştan bir şey alabiliriz. Birden mi? İkiden mi? Yoksa hiçbirinden mi? Bir ihtimal daha var. Nerede? Orada bir şey vardı sanki. Nereye bıraktın bunu? Niye arıyor? Aa, orada çıkıyor muydu? Bak, yıllardır ostaskop kullanırım. Oradan haberim yok, biliyor musun? Sarıyla turuncu. Vallahi bir şey yakaladı ama ne yakaladı? Elektrik uygulandı. 12 volt çıkışı olan trafodan, trafonun çıkışına 21 watt, 12 volt bir tane ampul bağlandı yük niyetine. Trafonun akım yuvasından bir spir değil, iki spir yaptık. Ekrandaki kaydı, osilogramı düzgün alabilmek için. Vallahi tam şu an bize frekansı görüyoruz. 50 Hz. Ortalama değer, RMS değer 26 milivolt, maksimum değer 36.8 volt ve tepeden tepeye 73.6 volt. Şimdi zaten 220'nin tepe değeri 311, 26 ise 37 falan çıkması gayet daha.
Ondan sonra ölçtü ve abi hiç mi harmonin falan yok senin burada ya? Çok temiz şey ölçtü. Değer ölçüyor yani. Güzel abi, eline sağlık. Elin Japonundan istedim ben bunun bilgilerini, uçlarını. Vermedi. Vermezsen verme dedim. Ben Gürsel abiden dedim. Onu ya. Hallederiz dedim. Ama daha önceden haberim olsaydı hem o lemi bulurdum nereye koymuşum. Lem trafoyla. Ona da çekeriz video. Hiç sıkıntı yok. Değil. Sen nasıl olsa emeklisin. Torun gezdiriyorsun. Abi ben yalnız torun gezdirmiyorum. Kendimi de gezdiriyorum. O en büyük bir şey Gürsel abi. Vallahi o en büyük bir şey. Gürsel abi dedim çözer işi. Gürsel abi işi çözdü. Şu anda grafiği aldık. Şimdi ben okulda bu şeyde tiryaklı bir devre yaparım. Tiryaklı devrede kırpma işini falan da gösteririm. 10 numara oldu. Neyin kırpma işini gösterirsin? Şey yapacağım. Buna içinden geçirdiğim akımı kırpacağım tiryakla. Dinlenme. O zaman daha güçlü bir yük bağlamalısın. Isıcı var 8 amperlik. Otomobil ampulü de bağlayabilirsin, far ampulü. 220 şeyde 8 amper yüklerim var. Öyle de olabilir. Yani kırpılmış benim atölyenin şeyi sigortaları falan müsait. Ona bakarım. Vallahi abi helal olsun sana. Çok bunun üstüne bir etiket yapıştıralım da. Yapıştıralım üstüne abi. Üstüne yazalım. Ben şey yaparım, denerim. Şey yaparız. Kağıda çıktı alırım ben onu. Şimdi yazarız. 10 numara oldu. Bir ihtimal. Gürsel abi sen harika adamsın. Bak kameraya da çıkmayacağım diye uğraşıyorsun ama. Yok be. Valla ne zaman başım dara düşse Gürsel abiyi buluyorum. Abi bunu nasıl yapacağız diyorum. Valla. Bir kağıda yazayım, içine atayım daha iyi olur. Şimdi videoda tatlı bir bölümü gerçekleştirdik. Bundan sonra deneylerle video devam edecek. Aynen. Sağ olsun Gürsel abiden akım sensörümün uçlarını öğrenmiştim, o şekilde bağladım. Yine meşhur ara kabloda kullandığım ısıtıcı var. Isıtıcının akım değerlerini iki ayrı kademede hem buradaki ampermetreden ölçeceğim hem de akım sensörünün çıkış grafiğine bakacağım. O iki ayrı kademede bunun verdiği milimolt vertemesi ve bunun verdiği akımları oranlayacağım. Aralarında ufak bir sapma var ama yani bu elimdeki donanımla ölçüm hatası yapmamam imkansız. En azından akım sensörünü bağlayıp grafiğini size göstereceğim. Niyetim o. Şu anda birinci kademeyi çalıştırdığım ısıtıcıda 2.66 amper akım çekiyor. Akım sensörünün şu andaki çıkış grafiğini görüyor musunuz bilmiyorum. 24 milivolt artı eksi maksimumlar. İkinci kademeyi alacağım. 7.64 amper akım çekti. Bu da 73-75 arasında artı eksi. Dikkat edecek olursanız akım sensörünün çıkış gerilim değeri de büyüdü. Bu ara ısıtıcı çok ısındı. Deneyim bir sonraki kısmına geçelim. Şimdi yine ısıtıcım bağlı ama ısıtıcıya buradaki dimmerden ya da işte tiryak kırpma devresinden besleme vereceğim. Ostaskopta bakacağım. Isıtıcıyı devreye alalım. Bakın şu anda burada hem grafiğe bakın hem Vmax'a hem buradaki Vrms efektif değere bakın. Şu anda minimumda. Şöyle parlamayacak bir yere alayım. Açıyı küçültüyorum. Çok net bir şekilde bana kırpmayı veriyor. RMS 5 milivolttu. Şimdi 17 milivoltlara kadar çıktı. Şu şekilde alayım. Tekrar hop tekrar düşüreceğim. Hem grafiğe hem de ki oradaki ve RMS'e bir bakın. Çok tatlı bir şekilde gösteriyor. Devam ediyoruz. Akım sensörümü alternatif akımda ölçümlerde kullandım. Peki doğru akımda çalışır mı? Bu bir akım trafosu olsaydı doğru akımda çalışmazdı. Çünkü akım trafolarındaki sekonder akımı primer akımının oluşturduğu manyetik alan ve indüksiyon prensibine göre sekonderde oluşturuyor. Ama bu bir hal elemanıyla oluşturulmuş akım sensörü. Burada manyetik alanın varlığı yeterli ve manyetik alan olduğu müddetçe hal elemanındaki oluşturduğu gerilimi hal elemanın çıkışında ben alacağım. O yüzden doğru akımda da çalışır. Yalnız bunda ölçümde bir değişiklik yapacağım.
Ostaskobum buradaki DC'yi göstermedi. Yani şunu söylemeyi istiyorum. Adaptörlerde yaşadığım sorun bu ostaskopta, burada da yaşadık. Doğru akım olduğu için doğru akımın üstündeki her ne kadar doğru akımda olsa bu pil değil. Çıkışında diyotlar var ve bir kondansör filtre devresi var. Onun üstündeki dalgacıkları sinyal değişimi olarak algılıyor. Yani aşağı taraftaki 24 voltun doğru akım kısmını algılamıyor. O nedenle istediğim değerleri ölçemedim. Ölçerken kaldım. Burada şöyle yapacağız. İlk önce iki kademeyle sırasıyla çekmiş oldukları akımları burada göstereceğim. Daha sonra buradaki ölçü aletini alacağım. Ampermetre olarak değil de hal elemanının akım sensörünün çıkışındaki gerilim milivolt cinsinden ölçmek için kullanacağım. Şunu aklımızda tutalım şimdi. Birinci kademe 0.95 amper, yaklaşık 1 amper. Şimdi ikinci kademeyi de alayım. O da ikinci kademeyle 1.74, yani 0.90, 0.85, 0.95 her biri akım çekiyor. 1.75 miliamper en son. 0.95, 1.75. Şimdi bunu buradan alacağım ve hal elemanın çıkışlarındaki değerleri ölçmek için kullanacağım. Şu anda herhangi bir akım çekmiyorum. Isıtıcılarım devrede değil. Bu kanalın vermiş olduğu çıkış gerilimi -55 milivolt. Neden -55 milivolt verdi? Açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Hazır değeri bu olabilir. Ya da işte bu bir matematiksel model oluşturuyor sonuç itibariyle. Onun için kullanılmış olabilir, bilmiyorum. Ama bu değerler biraz sonra değişecek. İlk kademeyi devreye alıyorum. -50, 54'tü, 55'ti. Şu anda 11 milivolta geçti. İkinci kademeyi devreye alıyorum. 67, 66. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere çıkışı tam doğru akım mı? Evet. Demin ostaskopta baktım ben. Çıkış tam doğru akım veriyor. Ama hani bu değerleri göremediğim için, maksimum ya da efektif değerleri göremediğim için, çünkü doğru akımın üstündeki dalgacıkların efektif değerini alıyor ya da işte maksimum değerini alıyor. Ölçemediğim için buna dönmüştüm. Şimdi -55. Bu herhangi bir yük akımı yokken vermiş olduğu değer. Bu ney? Bu daha sonra bunun beslediği ya da bunun işte bundan ölçüm alan devre tarafından bu nasıl sıfırlanıyor, nasıl matematiksel modeli var açıkçası bilmiyorum. -55 ve çıkış doğru. İlk kademe 10 dersek 55 artı 10, aradaki fark ne? 65 mi? 55 dersek aradaki fark 65. Şimdiki aradaki fark 55 oldu. İkisi zaten şey çekmiyordu, aynı akımı çekmiyordu. 0.95, 0.85 gibi falan bir şey çekiyorlardı. Tamam, ama şu niye hazır değer -56, 55 milivolt? Açıkçası bunu bilmiyorum. Doğru akımda da ölçüm yapıyor. Tabii dediğim gibi bu tek başına aldım, bunun çıkışına ölçü aleti bağladım, ölçtüm diyebileceğimiz bir eleman değil. Bunun çıkışında yine bir elektronik kart var. Belki bir mikro kompütür var. Mikro işlemcili bir sistem var. Buradan aldığı değerlere, şunu da bilmiyorum bu elemanda. Muhtemelen bu 100 amperlik falandır ama işte satürasyon doyuma gidiyor mu, gittiği zaman lineerlik bozuluyor mu, belli bir değerden sonra işte bazı katsayılar işin içine ilave ediliyor mu, edilmiyor mu ya da ne bileyim sıfıra yakın değerlerde katsayılar değişiyor mu bilmiyorum. Yani bunun dediğim gibi dokümantasyonu yok ve bir satürasyona geliyor mu, her yerde aynı matematiksel modeli mi kullanıyor bilmiyorum. Hesaplamayı mı kullanıyor bilmiyorum. Ama hani neden -56 milivolt şu anda herhangi bir ölçüm yapmazken onu da bilmiyorum ama üstüne 60-60 koyuyor. 60 milivolt, 60 milivolt yaklaşık. Yani oran tutuyor. Yaklaşık oran tutuyor ama başlangıç niye -55 bilmiyorum. Fırçasız doğru akım motorun üstündeki hal elemanlarını sökerken bir de bu eleman vardı. Bu ne? DM211 4K Sony'nin. Gürsel abiyle baktık bu neymiş diye. Manyeto rezistans diye bir şey bu. Ben de adını ilk defa orada duydum. Bunun çalışması hal elemanına benzer bir şekilde çalışıyor. Hal elemanı bir gerilim veriyordu. Bu ise manyetik alana maruz kaldığında direncini değiştiriyor. Şu anda kataloğa baktım, 1.4 VCC GND'de
2-3 ölçüm uçları ya da direnç uçları. Gerilim kademesinde şu anda 6 voltu ben bir uygulayayım buna. Daha 200 milivolt kademesine getireyim. 3 milivolt gibi bir gerilim var. Manyetik alana maruz bırakayım. Bir miktar bu VCC'den kaynaklı olarak gerilimde değişme var. Asıl bunun esprisi şu. 20K kademesini alayım. Manyetik alanda 2.66K. Bugün mıknatıslar var ya, beni ne uğraştırdı. Direnci değişiyor. Birleri gördük mü az önce? 1.66-0.9'lara kadar indi. Ya bunun NVS kutuplarının hepsi baskın olduğu için istediğimi yakalayamıyorum. 1.8'lere kadar düşüyor. Manyetik alan varken direnci düşüyor. Manyetik alan yokken direnci yüksek. 1.8'lere kadar düştü, gördünüz. Bu da manyetik alanla direnç değeri değişen, bak diğer kutbun altına girdiğinde artıyor, direnç değeri değişen bir eleman. Kutbun iki yüzüğü de fark etmiyor. NS kutuplarında da aynı tepkiyi veriyor. Bu kısımdan bir şey aldıramadım. Sağdan soldan da yine bir ölçüm değişikliği aldıramadım. Şu anda yakalayamıyorum ama 0.9 ile 3.6 kilo ohm arasında direnç değeri manyetik alanla değişiyor. Manyetoresistans diye bir şey. Ha, hal elemanı çalışma prensibi çok benziyor. Bu da böyle bir eleman.